Hatay bir senede yeniden inşa edilebilir mi? Edilemez, bu çok kısa bir süre. Deprem olan illerimizde bir yıl içerisinde depreme dayanıklı binalar dikmek mümkün mü? Bir yıl ön çalışması sürüp bir yıl sonra bunların çalışmasına başlanabilir ama önce zemine dair şeylerin ayrıntılı olarak irdelenmesi ve bu yönde karar verilmesi gerekir. İlk olarak TRT'de yaptığınız mimarlık sohbetleri vardı. Hala ara ara dinlerim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. İkinci olarak yeni çağa ayak uyduruyor musunuz? BIM sistemleriyle çalışıyor musunuz? Her sektör yeni gelişmelerle beraber gelişirken Türkiye'deki mimarlık ofislerinin hala 2D AutoCAD ile çalışması ve Revit'i, ARCHICAD'i, BIM tabanlı programları hiçe saymaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Aynı şekilde şantiyelerde bu teknolojiye ayak uydurma ne durumda? Olabildiği kadar yeni teknolojilere uymak için elimizden geleni yapıyoruz ofis yapılanması olarak. Bunların kurslarını alıyoruz ve yeni geliştirilen tekniklere adapte olmaya çalışıyoruz. Ama şantiyeler hala Türkiye'de gelişkin iş alanları değil, çok daha hantal ve eski yöntemlerle çalışmak konusunda ısrarlılar. Erişim engeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence hiçbir şey için erişim engeli olmamalı. Bu bugünkü dünyada aptalca bir inat. Yeni yapılacak binalarda nasıl bir bina tasarımı uygulanmalı? İyi bir tasarım aslında bugün yaşadığımız sorunların %90'ını hiç yaşamamamızı sağlayabilirdi. Dolayısıyla iyi bir tasarım yeterli olacaktır. Nispeten yüz ölçümü büyük olan ülkemizde tek katlı, bahçeli, müstakil evlerin yaygın olması konusunda adımlar atılmalı mıdır? Yoksa 8-10 katlı apartmanlar daha mı uygundur? Bu yapıların nerede bağlı olduğuna göre her iki yöntemi de kullanabiliriz. Alçak yoğun yapılaşma ya da daha yüksek yapılar yapılabilir. Yapıların yükseklikleri, boyutları değil, nasıl yapıldıkları daha önemli bir konu. Artçı depremler devam ederken deprem bölgelerinde bina inşa etmek mantıklı mı? Diyelim ki kalıplara beton dökülüyor ve ertesi gün orta şiddette bir deprem oluyor. Bu deprem yeni dökülen betonların demirle birbirine yapışmasına zarar verir mi? Bunun verebileceğini biliyoruz. Ayrıca bu zarar vermeyecek olsa bile bu kadar telaşla orada bir şey yapmaya çalışmak iyi sonuç vermeyecektir. Türkiye'de olası bir 9 şiddetindeki depreme dayanıklı binalar inşa etmek mümkün mü? Mümkünse gerçekten söylenilen gibi çok mu maliyetli? Evet, 9 şiddetinde bir depreme dayanıklı binalar yapmak da mümkün. Aslında deprem dayanımıyla ilgili olarak yapıların maliyetleri düşünüldüğü gibi geometrik bir artışla artmıyor. Bunlar kabul edilebilir artışlardır. Üstelik insan hayatı söz konusu olunca olağan maliyetler olarak bile kabul edilebilir. Depremlerde yıkımı minimuma indirmek için mimari olarak nasıl yapılar tercih edilmeli? Çok kısa söyleyişle yerine göre yapı yapmak bu sorunu çok önemli ölçüde çözecektir. Güzel bir mimari mi yoksa sağlam bir yapı mı? Malum ülkemizde işler yap, parlat ve sat üzerine döndüğünden şatafat en büyük önceliğimiz. Hem sağlam hem güzel bir yapı yapmak mümkün. Mevcut iktidarın 20 yıldır depremlere karşı yürüttüğü politikayı olumlu buluyor musunuz? İmar affı yasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Artçı depremler devam ederken yapılacak binaların olası riskleri hakkında mevcut iktidarı uyarmak ister misiniz? Mevcut iktidarın 20 yıldır depremle ilgili herhangi bir şey yapmadığını biliyoruz. Bütün bunlar da bu yüzden oluyor zaten. İmar affı yasası bu ülkeye yapılan en büyük kötülüklerden biridir ve toplumsal olarak da katıldığımız ortaklaşa bir suç olarak alınabilir. Kimi nasıl uyaracağımızı bilemiyoruz. Umarım bütün bu olup biten kötü şeyler büyük bir uyarı olmuştur. Mevcut binaların depremde yıkılmayacak şekilde güçlendirmeleri mümkün mü? Evet mümkün ama kötü bir şehri güçlendirmek de anlamlı bir çalışma değil. Bazılarının gerçekten yerle bir edilip bir daha hiçbir şekilde o doluluklara yapı yapılmaması en iyi yol olurdu. Teknik bilgim olmadığı için kabaca soracağım. Yıkılan bir apartmanı standart bir şekilde tekrar inşa etmek ile Japon ölçümleriyle tekrar inşa etmek arasında ne kadar fiyat farkı çıkar? Mimarımız, mühendisimiz bu çözümleri uygulayabilecek eğitimi alıyorlar mı? Yoksa bunlar lokal geliştirilen teknolojiler mi? Teşekkürler. Aradaki fark ve sağladığı faydanın yanında gerçekten önemsiz bir fark sayılır. Ama bütün mesele o yere ilişkin bir çözümün üretilmesidir. Japonya'da doğru olan belki Türkiye'de doğru olmayacaktır. Mesele yerle yapı arasında ve yer yapı insan arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmak.
mimarlarımız ve mühendislerimiz ne yazık ki bu çözümleri uygulayabilecek eğitimleri almıyorlar. Çünkü Türkiye'de mimarlık ve mühendislik fakültelerinin sayısı artırılıp niteliği düşürüldükçe bütün bunları iyice kavramış mühendis ve mimar sayısı da giderek azalıyor. Bir aralar Mimarazi diye bir site vardı, duymuşsunuzdur. Orada pek çok mimarlık ofisi hakkında olumsuz yorumlar varken sizin hakkınızda bir tane bile yoktu. Neden bu kadar seviliyorsunuz? Diğer mimarlık ofislerinde olmayıp sizde olan şey nedir? Mimarlık köleliktir diyorlar. Gerçeklik payı var mı? Evet, mimarlık köleliktir ama bile isteye seçilmiş bir kölelik. Bana bu tarafından bakınca pekala olabilir gibi görünüyor. Çok hoş bir şey insanın kendisi hakkında negatif bir şey duymaması. Galiba paylaşımcı ve bir arada olmaktan keyif alan bir yapıyı oluşturabildik diye düşünüyorum ofiste. Mimarda neden kendi üslubumuzu oluşturamıyoruz? Bu taklitçiliğin sonu nereye gidiyor? Neden bürokrasisinden mühendisine, mimarından müteahhidine neden ahlaklı çalışma prensibi oturtmakta güçlük çekiyoruz? Yerel yapılanmaları hiç dikkate almadığımız zaman kendi üslubumuz diye bir şeyden söz edemeyiz. Düşüncede de yapılıp edilenlerde de ne yazık ki daha önceden yapılmış olan şeylerin kötü kopyalarına dönüşüyor yaptıklarımız. Buna rağmen az sayıda da olsa hem düşüncede hem yapılanlarda kendine özgü ve buraya özgü düşünceler ve yapılıp edilen şeyler var. Ama onların da sayıları az ve güçleri cılız. Bu yüzden çok duyulmuyorlar. Buna rağmen ısrarla buradan devam ettiğimiz sürece bence geliştirilecek ve kendimize ait bir üslubumuz da oluşacaktır. Japonların yaptığı ama bizim yapamadığımız şey nedir? Yer, yapı, insan arasındaki ilişkiyi onların kurup bizim kuramamış olmamızdır. Bu kadar basit aslında. Avrupa'daki tarihi yerleşkelerde olası bir deprem durumunda yıkım ne kadar büyük olur? Nerede olduğuna bağlı. Avrupalılar genellikle tarihi yerlerini depremle değil, İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi uçaklarla bombalayarak yıkmayı tercih ettikleri için onların yaşadığı kötülük başka bir kötülük. Fakat yıkılanları aynen tekrar yapmayı da beceriyorlar. İstanbul'un pek çok sembol yapısı yıkıldı. AKM, Laleli Kütüphane binası, Cevizli İller Bankası binası ve diğerleri. Bu yapıların yerine konulanlar sökülüp yeniden yapılabilmesi için elinizden ne gelir? Yıkılmış olan bir şeyi yeniden yapmaya çalışmak bence beyhude bir çabadır. Onun yerine yapının rekonstrüksiyonu değil de anıların rekonstrüksiyonunu taşıyacak, o hissi taşıyacak iyi yapıların yapılması bile yeterli bir şey olurdu. Geçen sene Siirt'te konferansınızdan sonra Bitlis'ten döndüğünüzde sizle otelde yüz yüze gelme şerefine ulaşmıştım. Şimdi depremle beraber yeni mezun, müteahhitlerin altında ezilen mimarlar nasıl bu ezilmişlikten kurtulur? Bir de Mimarlar Odası neden mimarların çizmediği, sadece imza attığı projelere karşı sesini çıkarmıyor ve ne yapılması gerekiyor sizce? Okulların sayısı arttırıldıkça ve bu artırılan sayıdaki okulu destekleyecek kadar akademisyen olmadıkça ne yazık ki mimarlık okullarının birçoğunda son derece niteliksiz bir eğitim veriliyor. Ve bu okullardan çıkan mimarlar ne yapacaklarını bilemez bir şaşkınlık içindeler. Mimarlar Odası'nın bir şey yapamaması, iktidarın Mimarlar Odası'nı ve diğer meslek odalarını konunun içerisine katmamasından. Şimdilik yapılabilecek bir şey yok. Devrimden sonra düzelir diye umuyorum. Biz mimarlar biliyoruz bu kadar kısa sürede şehir inşa edilemeyeceğini. Sırf tasarımın bir araştırma, bir süreç gerektirdiğini. Ama bunu ne halka ne yöneticilere anlatabiliyoruz. Biraz fazla mı yüksekten konuşuyoruz? Doğru anlatmak için gerekli kaynakları kullanmıyor muyuz? Kendi aramızda tartışıp duruyor muyuz? Çuvaldızı kendimize mi batırmalıyız? Evet, çuvaldızı önce kendimize batırsak iyi olur. Ama mimarlık kişisel olarak değil, kurumsal olarak da işletilmesi gereken bir mesele olduğu için o düşünceyi destekleyecek yapılanmalar olmadıkça kişisel olarak ne yaparsak yapalım beceremeyeceğiz. Depremden nasıl ders çıkarabiliriz? Çök tutun kapan yöntemi gerçekten işe yarar mı? Fay boşalınca fayın hiç dolmaması mümkün mü? Bunlar teknik bir konular, mimarın cevap verebileceği bir şey değil ama depremden şu sonucu çıkarabiliriz. Yere göre yapı yapmak konusunda ısrar etmeliyiz. Neden kentsel dönüşüm adı altında eski ve kötü binalar yıkılıp yerine yeni ve kötü binalar yapılıyor? Neden güzel bir planlama ve çevre düzenlemesi yok?
kentsel dönüşüm olarak benim gördüğüm hala berbat bir çevre düzeni, sadece binalar bulunduğu yerde daha yeni. Çok doğru bir tespit. Gerçekten de ne yaparsan yap ama çirkin ve kötü yap gibi bir motto var sanki bu ülkede. Onun iyi yapılabilmesi için ya da güzel yapılabilmesi için bunu dert edinmiş insanlara ihtiyaç var. Türkiye'deki yarışma kültürü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç jürisi olmadığınız bir yarışmaya katıldınız mı son zamanlarda? Kazanan yarışmaları takip ediyor musunuz? Kazanan genç ofisler arasından beğendiğiniz ofisler hangileri? Yarışmanın iyi mimarlık yapmak için en iyi yollardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü iki şey çok önemli. Bir, yarışma konusu hakkında sizin düşündüklerinizi taşıyan bir proje üretmek. İki, aynı konuda başkaları tarafından üretilmiş projeler üzerinde kendi düşüncenizi ve başkalarının düşüncelerini irdeleme fırsatını bulmak. Bu önemli bir mimarlık geliştirici yordam diye düşünüyorum. Sizin için Kur'an bilgisi daha iyi olduğu için mimarlık pratiği diğer star mimarlar kadar iyi değil diyenler var. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kuramsal bilgi arttıkça pratiği kötüleşir diye bir kural yok. Sadece benim belki seçtiğim bir yol olarak kişisel üslubumun olmadığını söyleyebilirim. Her seferinde soruya göre cevap üretmek bana biçimsel bir takım izleri sürdürmekten daha anlamlı ve daha doğru geliyor. Proje gelirse deprem bölgesinde yeni bir yapı tasarlamayı kabul eder misiniz? Elbette. Keşke gelse ve çalışma fırsatını bulabilsek o bölgeler için. En son ne zaman aşık oldunuz? Galiba 4 yıl kadar oluyor. Doğum yeriniz Hatay'da yaşanan depremden sonra şehrin yeniden yapılandırılması hususundaki düşünceleriniz nelerdir? Tarihi, kültürel birçok açıdan özgünlüğe sahip bu tür şehirlerin yaşanan büyük afetler, benzeri tehlikeleri tekrar yaşama riski karşısında şehirleştirme çalışmalarının dağ eteklerine taşınması, ova, ırmak, deniz kenarlarından uzaklaştırılması ne ölçüde çözüm olacaktır? Bir de deprem bölgelerindeki tarihi yapıların restorasyonu konusundaki düşüncelerinizi ayrıca merak etmekteyim. Hatay'da 2017'ydi yanılmıyorsam, Çevre Bakanlığı'nın 7 iklim 7 bölge diye bir proje yarışmaları vardı ve biz de onlara Hatay bölgesi için bir proje vermiştik. Bu deprem felaketinin ardından bir sürü yeni proje çalışması üzerine konuşmalar geçtiği halde bu konuda herhangi bir şey duymadım. Oysa bakanlığın elinde şu anda birçok bölge için yapılmış çok nitelikli projeler var ama her seferinde sıfırdan başlamak gibi tuhaf bir anlayışı olduğu için merkezi otoritenin bu kez de o kendi yaptıkları çalışmayı bile hiçe sayıyorlar. Lapis Han'ı tasarlayan, insancıl yapılar tasarlayan denilen mimar. Evet, geçmişi ve birikimine saygı duyulur. Fakat Lapis Han projesi kendisinin eleştirdiği mimarlık ile büyük çelişkiye düşecek bir eserdir. Nerede çelişkiye düştüğümü anlamadım açıkçası. E5 gibi hengame bir yolun kenarında bence pekala önemli sorunlara cevap verebilecek olan bir yapıdır Lapis Han ve sonuna kadar sahip çıktığım bir yapıdır. Tanışmak, sohbet etmek istediğim, konuşurken her cümlesinden bir şeyler öğrenebilecekmiş hissi veren değerli bir mimar. Biraz utandım, ne diyebilirim ki? İyi bir mimar olmanın yanı sıra hoş sohbet ve esprili bir kimse. Doğrusu böyle bilinmek çok hoş. Depremde en çok gücünüze giden şey, bütün bu olanların %90'ı hiç olmayabilirdi. Aldırmazlığın sonucunda işin buraya gelmiş olması çok gücüme gidiyor doğrusu. Beklenen büyük İstanbul depremi için çözüm yolu, eldeki stokların çok iyi irdelenip ne yapılacağı konusunda da kararlı bir biçimde meselenin üzerine gidilmesi, gerekince yıkmaktan çekinmemek, yıkmak ve boş alanlar üretmek ve güçlendirme için de meseleyi kötü bir şehri bütünüyle güçlendirmek değil, eldeki stokları iyi kullanarak güçlendirmek olduğunu düşünüyorum. Mimarinin binanın yıkılmasında bir etkisi yok aslında. Çünkü yapıların eğer yasal yolları izledilerse bir takım kurumların onaylarından geçiyor. Dolayısıyla zemine ilişkin, yapının kendisine ilişkin, mühendisliklerine ilişkin birileri bunu onaylıyor. Mimar bu konuda duyarlı ve strüktüre, yere dair bir takım bilgilere sahipse tabii ki yapısı daha güvenli bir yapı olacaktır. Ama sorumluluktan kaçtığımdan değil, mimarın bir sorumluluğu olmadığını, herhangi bir insandan daha fazla bir sorumluluğu olmadığını düşünüyorum. Dikey mimarinin hayatımızı mahvediyor olması, bence bu yüksek yapıları bir çırpıda silip atmak
doğru bir şey değil. Yine önemli olan onların nasıl yapıldıkları. Yapıların kendilerini değil de içinde gelişecek olan hayatı düşünürsek eğer, bence pekala yüksek bir yapıdan da iyi bir hayatın mekanını üretmek mümkün. Binaların yamuk gitme sebebi, böyle bir akıllıca bir neden yok. Mimari bir kapris diyelim ya da değişik bir şey yapma hevesi de denilebilir. Ülke olarak yatay mimariye geçmek. Yatay mimari derken daha mimari bir jargonla söyleyecek olursak, alçak yoğun yapıları kastediyorsanız eğer, evet, kentin bazı bölgelerinin kesinlikle böyle yapılaşması gerekir. Ekşi itiraf. Doğrusu depremin yaşandığı bir zaman aralığında bu ekşi itiraf yine depreme ilişkin bir şey olacak. İtiraf etmeliyim ki inşaat mühendisliğiyle, tesisat mühendislikleriyle, elektrik mühendislikleriyle, alternatif enerjilerle bu kadar yakından ilgilenmemize rağmen zemine ilişkin konularda çok keskin meseleler olmadıkça çok yakından ilgilenmemişiz. Ve sanki o elimize gelen bilgiler doğruymuş gibi kabul etmişiz. Bu şimdilerde en çok kafamı kurcalayan konu bu. İmar affı bence büyük bir suç ortaklığının adı imar affı olabilir. Önce kötü bir şey yapacaksınız, sonra bunlar affedilecek ve bunlar iktidarların oy potansiyellerini arttıracak olan alanlar olarak görülecek. Bence bu bir şehre, bir ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüklerden biri imar affıdır.